Mevlana Celaleddin Rumi tabii de. Devletin sadrazam paşası. Nereye kadar kaçacağım Kandili? Seyda Ali, şimdi kimi vurduğunun bir önemi yok. Sen de gördün değil mi? Onu vurdum. Gördüm. Lakin şimdi bunun bir önemi yok. Kaybol buradan. Mekanda bulacağım. Haydi. Ben bir hata yaptım Kandili. Sizi de belanın içine çekmek istemem. Ben gidip teslim olacağım. Bana bak. Reisle istişare etmeden hiçbir şey yapmayacaksın. Şimdi gideceksin, bizi bekleyeceksin. Yoksa hiçbirimizin hakkı sana helal değildir. Ben onu vurmak istemedim. Hem vallahi hem billahi ben Pargalı İbrahim Paşa'yı vurmak istemedim. Biliyorum kardeşim. Biliyorum. Sen içini ferah tut. Biz halledeceğiz bu meseleyi. Halledeceğiz. Hadi. Ali nerede? Kaçmasını söyledim reis. Neden benim yanıma getirmedin? Reis, Seyda Ali kendinde değildi. Suallerine cevap verecek vaziyeti yoktu. Gayri benim sözümün hükmü yok mudur sende? Haşa reis. Senin lafında, emrinde başım üstüne lakin. Lakin yok! Neden yapmış bunu? Ben sual etmedim reis. Sadece kaçmasını istedim. İstedim ki herkesten evvel sen sual edersin. Nereye gitti? Bizim mekana reis. Toplanın. Mekana gideriz. Yarısı nasıl? Derin. Epey kan kaybetmiş. Elinden geleni yap. Seni ihya edeceğim.
Ben elimden geleni yaptım. Yarayı diktim, kanamayı durdurdum. İyi bir perizle çabuk toparlayacaktır. Ben ilacını verdim. Siz de kısa aralıklarla bütün gün birer ölçek içirin. Kaybettiği kanı yerine getirecektir. İlaç bittiğinde? Ben tekrar geleceğim. Verebilecek kadar iyiyim. Ne merak ediyorsan sor. Nusat da bunu neden yaptı sana? Tuna beni affet. Ben Barbaros'a her şeyi söyledim. Sen bu işlerin içinde olduğunu, aileni, adayı neden bulmak istediğini, senin hakkında ne biliyorsam her şeyi söyledim. Ah Marsella, sana bu işe karışmaman gerektiğini söylemiştim. Benim yolumla Barbaros'un yolu asla birleşmeyecek. Adayı da, aileni de bulmak için Barbaros'la hala bir şansın var Luna. Ama inandığın o itimat ettiğin adamlarla tek bir şansın bile yok. Ne demek istiyorsun? Rusatto. Bu adayı bulmanı istemiyor. Hala! Ne oldu, ne bağırıyorsun? Ne olduğunu sana sormak lazım. Beni nasıl kandırdın? Sen bana ve dahi Parganlı Paşa'ya karşı kazanacağını mı sandın? Bir de utanmadan Sadrazam Paşa'nın mülklerinin üzerinden ticaret yapmaya kalktı. Ne bekliyordun? Hı? Ne bekliyordun? Bir malumat verip payitahtın büyük tüccar olacağını mı sandın? Ben senin yeğeninim. Abinin öz evladıyım. Bana bunu nasıl yaparsın? Bu terbiyesizliğine devam edersen elinde olan birkaç tane mülk de artık senin olmayacak. Ne yapıyorsan yap hala. Elinden geleni ardına koyma. Hayırdır? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit etmiyorum. Sana olacakları söylüyorum. Bu güvendiğin dağlara kar yağması yakındır. Getiriyorsun sen. Parkalı İbrahim Paşa'nın canına kastetmiştir. Bana yalan söyleme. Kim cüret edebilir buna? Kim cüret edebilir bilmiyorum ama limanda silahla vurmuşlar.
askerler babama haber vermek için gelmişler. Onlar söyledi. Bu yara nerede oldu Çeri? Size ateş edildiğinde Sadrazam Paşam. İşittiniz mi? İşittik Sadrazam Paşam. Güzel. Hekimlerimizin ne muratları varsa bizim kesemizden verilsin. Bol ihsan edilsin. Emri ferman Serasya Sultanımızındır. Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. İbrahim, kalkma İbrahim, kalkma. Hünkârım. Bana senin acını göstermeyen Rabbime hamdolsun. Beni sizi bir daha görmeyi nasip eden Allah'a hamdolsun. Vaziyet nedir? Çok şükür yara derin değildi hünkârım. Şafi ismiyle üzerine tecelli et. Amin. Alacak nefesi, içecek suyu olana, savuracak kılıcı, atacak oku olana, eceli gelmeyene, Allah'ın izniyle tüm cihan tetikecekse, vereceği yara ancak bu olurdu hünkârım. Sana ateş edenin kim olduğunu gördün mü? Hayrettin'in reislerinden Seydi Ali hünkârı. Gözünün içine baka baka tetiği çekti. Bilmezler mi sana yapılan bana yapıldığını? Bilmezler mi bizim sana kardeş dediğimizi? Bilmezler mi sana atılan kurşunun bana atılmış sayılacağını? Bilmezler mi senin canına kastedenin benim canıma kastettiğimi sayacağımı? Devriniz daim, ömrünüz uzun olsun hünkârım. Allah sizi devletin ve milletin bir dahi benim başımdan eksik etmesin. Amin. Müsaade buyurun. O hainin cezasını devlet namına vereyim. Lakin o kurşun bana değil, devlete atıldı. Biz lüzumunu yerine getiririz. Kim bunu sana reva gördüyse cezasını çekecek. Sen iyileş İbrahim. Yaran şifa buldu iyileştikçe. Senden ettiğimiz şüpheler de kabuk bulup iyileşecek. Seyit Ali. Reis sen. Ne yaptın sen? Ben ihanet etmedim reis. Bırak beni. Cezam neyse, eğeyim boynumu. Bir yanlış yaptım, cezasını çekeyim. Lan sen ne yaptın? Ateş ettin, hepimizi ateşin içine attın. Gördüm reis, o ateş etti. Hepimiz gördük. Evvel dinleyeceğiz, sonra karar vereceğim. Şimdi de bakayım bana. Neden vurdun Pargalayı? Amacım Pargalayı vurmak değildi. Onu ateş etmedim. Peki ya kime ettin? Ben Lord Şiye'yi Osmanlı kıyafetiyle gördüm. Bir şey yapacağını düşündüm. Onu nişan alıp ateş ettim. Bu doğru yanladım olan Şiye mi? Öyle Kandili. Şiye'nin
Osmanlı kıyafetleriyle ne işi varmış ki orada? Senin ve Salih Reis'in Şalke'nin sarayında ne işi varsa. Şimdi ne yapacağız reis? Ben bu işi çözene kadar hiçbir şey etmeyeceğiz. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Gel paşa. Olanları işittim. Siz işittiniz, biz şahit olduk. Hünkârım, Sadrazam Paşa'mızın vaziyeti nasıllar? İyi, iyi. Daha da iyi olacak inşallah. İnşallah hünkârım. Bunu kim yaptı bilir misin paşa? Hünkârım, Hayrettin Reis'in Leventlerinden Seydi Ali. Neden böyle bir şey yapmış? Kimden emir almış? Şahsi bir suikast mı? Bu konuda sen ne düşünürsün? Hünkârım, henüz tetkik edemedim. Bilirim. Sizin nazarınızda İbrahim Paşa'nın artık bir değeri yoktur. Estağfurullah hünkârım. Lakin benim nazarımda hala değeri vardır. Ona atılan kurşunun hesabını sormadan benim ondan helallik alacak vaziyetim yoktur. Amenna. Hesabı sorulsun. Emredersiniz hünkârım. Hayrettin Reis'in mekanına baskın vereceğiz. Seyd Ali'yi yakalayıp zindana atacağız. Suallerimizi de soracağız. Hayrettin de huzuruma getirilip cevap versin. Emredersiniz hünkârım. Şah Sufar Hatun. Çok şükür iyisiniz. İyiyim, hamdolsun. İşittiklerim doğru mu? Hayrettin Reis mi yaptı bunu? Ateş eden o değildi. Lakin emri veren o olmasa Levent Seydi Ali o silahı ateşleyemezdi. Bana verdiğiniz sözü tutun. Amiral Doğra'yı serbest bırakın. Merak etme. Sözünü tutacağım. Doğra'yı bırakacağım. Lakin elimde değil. Ne demek istiyorsunuz? Doğra nerede? Hayrettin Reis'in elinde. Ona mı teslim ettiniz?
neden böyle bir şey yaptınız? Bana söz vermiştiniz. Merak etme, sen ortalıkta görünme kafi. Ben Dorya'yı Hayrettin'in elinden alacağım. Uçurumun kenarına gitmeden hünkârımın itimadını geri kazanamayacaktı. Peki ya Çiğ? Ona nasıl güvendiniz? Ya konuşursa? Konuşmaya vakti olmayacak. Çeri! Emre, sadrazam paşam. Çiğ, takip ol. Konuşma. Öldürürüz. Emredersiniz paşam. Madem sen ateşe etmedin, nasıl vuruldu? Şey böyle Osmanlı kıyafetleri içinde görünce bir ihtimal ateş ettim. Çünkü silah menzili tesir için yeterli değildi. Ortalık karışsın diye mi ateş ettin o zaman? Öyle. Gördüm. Argalı İbrahim'in ağzından kan gelirdi. Nasıl oldu bu iş? Başkası ateş etmiş olmasın reis? Yok, ben ateş ettim. Başka da silah sesi duyulmadı reis. Biri kılıçla saldırmıştır belki. Etrafta kılıç çeken kimse yok idi. Ayas Paşa. Öyle gelmek istemezdim. Lakin hünkârımızın emridir. Arayın. Hayırdır Ayas Paşa? Beni mi yoksa Seyid Ali'yi mi almak istersin? Seyid Ali'yi de seni de alacağım. Seyid Ali tutuklu. Sen de hünkârımızın huzuruna gideceksin. Ne ceza varsa benimdir. Benim şahsi tertibimdir. Buradaki herkes de buna şahittir. Cezam neyse çekmeye razıyım paşa. Götürün. Babanın cenaze töreni ne zaman olacak? Neden sordun? Kendimi affedemiyorum. En azından törende son vazifemi yapmak için mi rahatlatacaktır? Merak etme. Yeni baba geldiğinde
Ona yaraşır bir tören tertip edeceğiz. Tanrı bizim açlısı. Onun ordularının başına geçip zaferler kazandığımızda bizi bağışlayacaktır. Gel Batista. İmparatorun bir mektup geldi. Kimden? Yeni papamızdan. İtimat ettiğimiz kişi değil miydi kendileri? Fransuva bizden önce davranmış. Ne yapacaksın? Ona bütün ordularımın başına geçmesini söyleyeceğim. Hala. Ne var yine, ne istiyorsun? Hiç. Senden özür dilemek istiyorum. Tamam, diledim, ben de kabul ettim. Çık şimdi. Hala yapma lütfen, ne olur. Ben sana bir şey yapmadım Şüküfe. Ne yaptıysan sen kendi kendine yaptın. Hatamın farkındayım. Nefsime yenik düştüm. Affet. Sen sadece benim halam değilsin. Annem gibisin. Ben senin asıl derdinin ne olduğunu biliyorum. Öyle olmadı. Böyle deneyeyim istiyorsun. Hayır hala. Ben seni gerçekten seviyorum. Hiçbir şey de istemiyorum. Sadece eskisi gibi beni sevmeni arzu ediyorum. Bak kızım. Eğer boyundan fazla işlere kalkarsan boyunun ölçüsünü alırsın. Benim sana tavsiyem, hayırlı bir kısmetini bulup bu evden gitmen. Ben bu evde yaşadığım müddetçe bu hanenin ne ticareti sana düşer ne de parası. Ha. Ben senin babanla benim arkamdan çevirdiğin işleri bilmiyorum mu sanıyorsun? Çık git şimdi. Çık. Yavru Eys, şimdi biz Seydal'in başına gelenlere göz mü yumuşuk? Şimdi bir de hiçbir şey etmediğini biliyoruz gayrı. Ben bugüne de kimi yalnız bıraktım? Kim düştü de elinden tutmadım? Haşa reis, umana da demem, lakin sal bizi bir şeylere dek. Vallahi kafayı yiyeceğim reis. Düşman kim? Kime kılıç çekelim? Bilen varsa söylesin reisler. Biz de ona göre tertibimizi alalım. Düşman yanı başımızdaymış Deli Cafer. Onu bile görmedik. Tertibi kim hazırladıysa herifi almış, mekanımıza kadar sokmuş. Dorçiye,
Seyit Ali Şeyh'i gördüğünü söyledi. Seyit Ali görmeseydi ateş de etmezdi reis. Eğer bu tertibi çözmek istersek Şeyh'i bulmamız şarttır. Yar Ali, Kandili, o fareyi girdiği delikten çıkartıp bana getirin. Buyurun bu reis. Eyvallah reis. Birini kızdırmışsın. Öldürecekti seni. Pargalı. Tanıyor musun? İbrahim Paşa'nın şerisi. Gelmeyince ben seni ziyaret edeyim dedim. De bakayım ne istersin? Seni merak ettim. Beni merak ettin. Beni merak etmediğin her şeker. Marcel'e bana her şeyi anlattı. O mesele. Marcel'e bildiği kadarını anlatmış. Ne dediyse doğru. İkimiz de aynı şey isteriz. Adayı bulmak. Öyle. Ama bir fark var. Sen adayı tamamen yok etmek istiyorsun. Bense var etmek için çabalıyorum. Aileme tekrar kavuşup bütün düzeni avucumun içine almak istiyorum. Ama kendim için. Yanlış yerdesin Luna. Harita bende değil. Belli ki sende de değil. Sen de olmuş olsaydı çoktan koyulmuştun yola. Değil. Ama kimde olduğunu biliyorum. Bana söylersen ne olacağını da bilirsin. Sensiz başaramayacağımı da biliyorum.
haritacı uzattı da. Eğer payitahttan giderse ikimiz de istediğimizi alamayız. Karar senin. O odaya beraber gideceğiz Barbaros. Ne yapacağız reis? Harita bende olmadan hiçbir şey yapamam. Payitahttan çıkarsa bir daha bulamayız. Gel Cafer. Git. Bütün limanlara haber sal. Bu vakitten itibaren benden habersiz. Hiçbir kadırga, en ufak bir kayık bile payitahttan çıkmayacak. Eyvallah reis. Doğru'yu kurtaramazsak Şerken bunun hesabını bize sorar. Ben de doğru olmadan buradan çıkamam. Ancak birisinin yardımı olmadan da bu mümkün durmuyor. Bir yolu var. Barbaros bize yardım edecek. Zatto, sen bu söylediğine inanıyor musun? Sen Barbaros'a gideceksin, pazarlık yapacaksın. Doğru'yu isteyeceksin. Ne pazarlığı? Neye karşılık? Peşinde olduğu harita benim elimde. Haritayı teklif edip Doğru'yu alacağız. Peki ya Luna? Ben o meseleyi hallederim. Önce Doğru'yu kurtaralım. Hadi. Kim bilir hangi deliğe girdik kefere? Deliğe girerse girsin kardeş. Burası payitaht. Elimizi sokar çıkar o kadar. Ya çıkartmasına çıkartırız da vakit yok. İyi dur. He. En iyisi dağlak ola. Dağılalım. Keferelerin daha evvelden sığındıkları mekan yok mu? He. Sen oraya bak. İyice bir kolaçan et. Sen ne edeceksin gayrı? Ben limanlara bakayım. Eyvah, mekanda görüşürüz kardeş. Eyvallah. Yareli. Yes. Unutma. Bu çiğim sevdir lazım. Masa etmeyesin kardeş. Elime geçirdiğim vakit kapolunu konuşturmadan son nefesini verdirmem. Eyvallah. Hadi. Anlat paşa. Hünkârım, Seyit Ali'yi tutuklayıp zindana attık. Amiral Doğruya'yı da orada bulduk. Onu da hususi bir odaya kapattık. Hayrettin? Hayrettin reisi bulamadım hünkârım. Arıyoruz. Seyit Ali ile Amiral Doğruya'yı nerede buldunuz? Hayrettin reisin mekanında. Bilirim. Hayrettin reisi seversiniz. Devlet için yaptıklarında takdir edersiniz. Lakin hünkârınıza niye yalan söylersiniz paşa? Affedin hünkârım. Bana işin esasını anlat. Adaletsiz hüküm verecek değiliz. Hayrettin'i de bir kalemle silecek değiliz. Hayrettin'i gerçekten bulamadın mı, yoksa bulmak mı istemedin? Hünkârım, ben ihanet edeceğine inanmadığım için bulmak istemedim. Kendisini gördüm hünkârım. Lakin cebren alıp getirmek istemedim. Hünkârım, bana sorarsanız Hayrettin reis bu işten beridir. Beri nedir paşa?
Leventleri reislerinin ondan bir haber tertip edebilecek askerler midir? Değildir lakin... Lakini yok paşa. Seyidi Ali onun Leventi ise buraya getirilip sual edilecek. Emre ferman hünkârımızsındır. Gelsin sual et. Ben de perde arkasından cevaplarına şahitlik edeceğim. Emredersiniz. Haber var mı? Var paşam. Ayaz Paşa amiral de oraya getirmiş. Önce sorgulamış. Bir şey öğrenemeyince de zindana atmış. Bunların hepsini başımdan temizlemem gerekiyor. Ne yapacaksınız? Cevr, Doria, diğer adamları. Hepsini öldüreceğim. Paşam, bütün gözler sizin üzerinizde. Öyle. Lakin senin değil. Benim zindana girip Doria'yı öldüreceğimi düşünmüyorsunuz herhalde paşam. Senin zindana girmene gerek yok. Lakin başka usullerinin de olduğunu biliyorum. Zehir. Zehir. Lakin takip edilecek bir zehir olmasın. Anladım paşa. Etmeye geldim. İndir elini. Kim için pazarlık edeceksin? Duyduğuma göre Amiral Doria sendeymiş. Böyle mertçe tek başına gelecek adam değilsin. Elinde ne var ki yiğitlik edip karşıma geçersin? Peşinde olduğun harita. Harita Luzatto'da. Öyle. Ancak Luzatto'nun da yerini sadece ben biliyorum. Hala bir ticaret. Lakin Doria elimde yok. Nasıl yok? Dede bakayım. Seni limana kim gönderdi? Sakin ol Barbaros. Buraya sadece pazarlık etmek için geldim. Seni limana gönderen işini bitirip ipini salmış. Onun için ölmeye değmez. Beni son kez sual edeceğim. Seni limana kim gönderdi? Pardalı İbrahim Paşa. Kendi kendine ölüm emri mi verdi? Hayır. Bütün tertibi suikast suçunu benim üstüme atmaktı. Nasıl? Şimdi Turgut Reis teerdül et. Bu iti Osmanlı kıyafetiyle Pargalı İbrahim Paşa'nın yanında görsen, elinde silah olsa ateş etmez misin? Ederdim. Pargalı da bunu bilirdi. Seyid Ali ne dediyse doğru dedi. Kurşun Pargalı'ya değmedi bile. Nasıl kanıtlayacağız reis? Pazarlığa tekrar başlayacağız. Haritaya karşılık Doria. Başka bir şey yok. Kâfi değil. Pargalı'dan aldığın emri de itiraf edeceksin. Benim için fark etmez. Yeter ki Doria'yı bana verin. Hala. Şimdi Turgut Reis. Şöyle okkalı bir Osmanlı tokadı aşk eylesin. Emret Reis. Ya!
Meseleyi büyüklerimle istişare edeceğim. Reis. Buyur derviş baba. Evlat, bu mesele çok mühim. Biliyorum. Eğer Hayrettin Reis'i doğru yol üzere çıkartamazsak... Allah muhafaza. Derya ona ve Leventlerine mezar olur. Lakin gönlünü ferah tut. İşin ehemmiyetinin farkındayım. Bütün hesabı kitabı bin düşünüp bir yapıyorum. Bu bizim elimiz ayağımız. Kemal Halet, enlem tayini için kullanırsınız. Kutup yıldızı ve batmayan yıldızların ufuk yüksekliğini ölçer. Şaştığı görülmemiştir. İnşallah bundan böyle de şaşmaz. Şaşması için yıldızların kaybolması lazım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Derviş baba, Yahya efendi burada mı? Onunla konuşmam lazım, gelir. Evlat, sen yolumuzu aydınlatmaya devam et. Eyvallah. Seninle daha evvel bir yol yürüdük. Sana olan itimadım tamdır. Siz de beni ihya ettiniz. Benim de size olan itimadım asla akamete uğramadı. Şimdi senden isteyeceğim zehir daha evvelkilere benzemeyecek. Ne istediğinizi söyleyin önce. Kimi, nerede zehirleyeceksiniz? Bir adam. Zindanda. Yemeğine katacağım. Lakin takip edilmeyecek, ne zehri olduğu bilinmeyecek bir şey istiyorum. Mümkün. Lakin ben panzehirini bilmediğim zehri yapamam. Nasıl yapacağım beni alakadar etmez. İstediğiniz zehri yapmam için bu bitkileri yeniden yetiştirmem lazım. Yani bu hemen olacak bir şey değil. Hemen yapacaksın. Sen bir çaresini bulursun. Bunu ben değil ama siz bulabilirsiniz. Nasıl? İstediğiniz zehri hemen yapabilirim. Lakin sadece sarayın bahçesinde yetişen bir bitki var. Onu bana getirirseniz istediğiniz zehri hemen yapabilirim. Benden haber beklesin. Seyda Ali'yi kurtarmak için düşmanım olan Andrea Doria'yı Osmanlı zindanlarından çıkartmam şart. Bunun başka bir yolu yok mudur? Yoktur derviş baba. Dört şeye ve Doria'yı vermezsem Seyda Ali için hünkârımızın huzuruna çıkıp şahitlik etmez. Sen ne dersin Yahya efendi? Hünkârımız gözle görmüş. İbrahim Paşa kan kusmuş. Sözle ikna olmaz. Öyle. Seyid Ali Reis'in vaziyetini de tetkik ettirmek lazım. Ben haber alırım. Af buyurun. Lakin mesele miyim? Söyle Pir Reis. Bütün hesaplar yanlış. Hallettin mi? Hallettim paşam. Aktar kadın istediğimiz zehri yapacak. Lakin bir sorunumuz var. Nedir? Sarayda yetişen bitkilerden istiyor. Hususi bir zehir yapacak. Biz gidip alamayız. Başka türlüsü de mümkün değil. Hekimlere söyleyeceğim. Benim şifam için olduğunu söylersek müsaade edecekler. Lakin yalnızca aktar kadının istediği bitkileri alsak şüphe olabilir. Bu
Bu vakitten sonra benim şifam için hünkârım bana bahçeyi söküp verir. Sen bekle. İstediklerini getirecekler. Emredersiniz paşam. Nereye bakayım Pir Reis? Anlat. Benim kullandığım haritalar ordu haritaları. Neden kendi haritalarını kullanmazsın? Bunlar da benim dahlim olan haritalar. Peki müşkülat ne? Adanın olduğu yere ben hususi çalışıyordum. Bunlar mıntıkanın geniş haritaları. Dediğim gibi daha evvel çıkartmıştım. Gayrı ordu haritaları oynanmış mı dersin? Evet, bu haritalar yanlış. Peki ya peşinde olduğumuz harita? O sadece adanın olduğu mıntıkanın küçük bir kesiti. Bu bölgeye vardığımızda o harita olmadan bulamayız. Ama zaten elimizde büyük haritalar var. Yani üzerinde çalıştığım haritalar. Ben oradan tekrar çıkartmaya çalışıyordum yeri. Diğer haritaları da tetkik etmem lazım. O zaman çalıştığın her şey boşa gitti. Yanlış yoldan dönüp doğruyu bularak vakitlice hayla döndük. Allah'a hamdolsun. İnşallah her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Amin. Amin. Sen büyük bir denizcisin Seyit Ali Reis. Lakin yaptığın bu iş, ben bir şey yapmadım. Lakin bir bedel ödenecekse ödemeye de hazırım. Sualleri ben soracağım. Sen de cevap vereceksin. İbrahim Paşa'yı neden vurdun? Vurmadım. Hayrettin Reis'le olan husumeti mi itti seni bu işe? Allah şahidimdir ki hedefim İbrahim Paşa değildi. Ben bu devlet için cenk ederim Ayas Paşa. Bu devlet için gaza ederim. Dönüp şahsi husumet için de kimseye hücum edip öldürmeye kalkmam. Peki hedefin kimdi? Hayrettin Reis ve Leventlerinin de bildiği bir düşman. Lord Şiye. Onu Osmanlı kıyafetleriyle İbrahim Paşa'nın yanında görünce o zaman ateş ettim. Hedefim oydu. Vuramayacağımın da farkındaydım. Mesafem uzaktı. Lakin bir uyarı olsun istedim. İyi ama o mıntıkanın emniyetini siz sağlamadınız mı? Kiev'in orada ne işi vardı? Bilmiyorum. Kellen gidecek Seyit Ali Reis. Benim bildiğim bu kadar. Yaptığım da anlattığım gibidir. Başka sözüm yok paşam. Götürün. Doğruyu da sorguya al. Emredersiniz hünkârım. Ne yaptın? Hallettin mi? Hallettim. Zehir, öldürsün derseniz öldürür, hasta etsin derseniz hasta eder. Şifa versin derseniz de şifa verir. Teşekkürüm sultan. Aman ha. Ağzını sıkı tut.
benim yaptığım zehri de kime verdiğimi de hatırladığım vaki değildir. Kufe Hatun geldi. Çıkın. Şu Kufe. Baba. Burada ne işin var? Sana mühim bir şey söylemeye geldim. Anlat. Halam. Ne oldu halana? Bir zehir hazırlattı. Zindanda bir adam varmış. Onu zehirleyecek. Kızım, kim olduğunu, adını söyledi mi? Hayır. Sen konağa dön. Sakın ama sakın hiç kimseyle konuşma. Tamam baba. Kim olduğunu biliyor musun? Tahmin ediyorum kızım. Asker. Şu Kufe Hatun'a refakat edin. Hadi kızım. Bu haritaları tetkik edelim. İnşallah hatalı çıkmaz. Ne oldu evlat? Derviş baba. Bu haritaların hepsi hatalı. Hayrettin Reis'in peşinde olduğu harita. İşte o harita gerçek ve hatasız. Peki sen nasıl emin olabiliyorsun? Bu haritaların hepsi yanlış ve hatalı çizilmiş. Adanın yerini gizli tutmak için. Bütün haritaların hataları adanın muhitinde başlıyor. Bu ada meselesi sandığımızdan çok daha büyük. Öyle. Peki kim çizmiş bu yanlış haritaları? Harita çizebilen çok az kişi var. Ya onları bilerek yanlış çizdirdiler ya da sonradan değiştirdiler. İyi de doğru haritayı nasıl bulacağız peki? Bir yolu var Derviş Baba. Bir yolu var. Yemeği bırak.
Bir lokma daha alma. Dayı, seni kırmayayım. Yediğin yemek zehirliydi. Ama lezzetliydi. Teyzesini göstermeden suallerime cevap ver. Eğer beni öldürmek istiyorlarsa zaten öldürürler paşam. Yok, yemeğime zehir koyuyorlarsa beni susturmak istiyorlardır. Öyle değil mi? Hayrettin Paşa'yla birlikte mi hareket ettiniz? İbrahim Paşa'yı öldürmek mi istediniz? Konuş! Eğer gerçeği öğrenmek istiyorsan bana ban zehri bul, getir. Ancak onu konuşurum. Sonra bir anda rahatsızlandı paşam. Ne rahatsızlığı? Ben bilmiyorum paşam. Nerede şimdi? Şifahaneye kaldırdılar. Kim götürdü? Ayas paşa.
Kraliçe? Kel Batista. Bir emriniz mi var? Hayır. Ama sana bir şey sormam lazım. Buyurun. Seni gerçekten sevdim. İyi bir Hristiyan olduğunu düşündüm. Bir dost, bir arkadaş olarak. Teveccüh ediyorsunuz kraliçe. Ben de size her zaman aynı sevgi ve saygıyla yaklaştım. Hemen sarayı terk et. Buradan gitmediğini anlaşılırsa bunu yazan tekrar yazacaktır. Anlaşılır da gideceğim. Lakin bu tertibin yalan olduğu ortaya çıkınca geri döneceğim kraliçem. Kalkacak halde değildi zaten. Yemek gelince biz de yemeğe daldık. Kimseyi görmediniz mi? Görmedik paşam. Hem nasıl ayaklanıp gitti anlamadım. Ayaklanmadı. Lakin uzat dudaki harita yoktur elimizde. Gelin. Geri almışız bu kefereyi. Nereden aldınız? Şifahaneden. Bu adam zehirlenmiş. Eğer ölmediyse belli ki zehir hastası tesir etmiş. İyileşir mi? Han zehrini bilmiyoruz. Lakin terkibi de bilmiyoruz. Ölü bir adam için kimse pazarlık etmez. Yalanlı adam nasıl olur da elimizden kaçırılır? Hünkârım, zindana sual için gittiğimde yemek yiyordu. Yemek zehirliydi. Zehir tesirini göstermeye başladı. Ben de hemen şifahaneye naklettim. Lakin orada kaçırmışlar. Hayrettin'in işi mi? Kendini aklamak için Dorya'yı almış olabilir hünkârım. Peki zehir etkili miydi? Evet hünkârım. Lakin ben panzehiri buldum. Panzehir sende, lakin Dorya yok. Dorya'yı kaçıranlar onu hayatta tutabilmek için panzehire ihtiyaçları olacaktır.
Şehirdeki şifahanelere haber verirsin. Panzehir'in sende olduğu söylensin. Kim sana gelirse Doria'yı kaçıran da odur. Malumat verirsin. Emri ferman padişah efendimizindir. Ali Cafer, sen şehirdeki hekimleri dolaş. Bakarsın Panzehir bulursun. Emredersin reis. Reis, senin burada olduğunu söylediler. De bakayım Pierre, buyur. Reis, harita hala elimize geçmedi değil mi? Hayır. Lakin alacağız. Alsak bile artık işimize yaramayacak. Ne için? Çünkü o haritada işaretli bölgeye gitmek için başka haritalara ihtiyaç var. Mıntıkayı daha geniş göstermek için. Ordunun elindeki haritalara da baktım. Lakin hepsiyle oynanmış. Yani mıntıka bilinmiyor. Hayır. Bu haritaların doğrusu yok mudur kimsede? Tek bir yerde vardır. Nerede? Vatikan'a ait bir kale var. Haritacılarını orada çalıştırır. Gizli evrakları orada toplar. Sırları, kitapları hepsi orada. Kaleyi bilir misin? Bilirim. Lakin sızması çok zordur. Evvela haritayı Uzatto'dan alacağız. Sonra haritayla birlikte o kaleye gideceğiz. Aklanmamız şart reis. Doğru söylersin. Evvela bize oynadığı oyunu çözeceğiz Pargalı İbrahim Paşa'nın. Marcella? Marcella? İyi misin? Konuş benimle, iyi misin? Hırsın. Hepsi benim suçum. Ben ailemi kurtarmak istemiştim sadece. Bana adanın başına geçmem teklif edildiğinde istemedim. Kabul etmedim. Ama ailemle tehdit edildi. Hala ailemi düşünüyorum ben. Ben o kaybettiğim hayatı geri almak istiyorum Marcella. Ama şu an anlıyorum ki... her şeye rağmen tek adaletli adam Barbaros'ta. Onun için elimden geleni yapacağım. Ona bela olanları ortadan kaldıracağım. Bugüne kadar zerre leke getirmeden makamıma, adıma vazifemi yaptım. Ama ikiniz sürekli bana leke sürdürmek için elinizden geleni yaptınız. Türlü türlü işlere giriştiniz. Birinizin kemankeş sevdası, birinizin de güç hırsı. Benim adımı da, konağımın adını da yerle bir ettiniz. İbrahim Paşa ile olan işbirliğinin ne kadar kirli olduğunu Kemankeş Paşa'ya anlat. İftiradır. Yalandır. Kardeşim, benim elimi kanına bulama. Şuku ve her şeyi anlattı. Doria'yı zehirlemek için zehir terkip ettirdiğini, her şeyim.
Gerçi sen kendi aklına bunu yapmazsın. Şimdi Parkalı İbrahim Paşa'yla iş tutan Kemankeş Paşa'ya her şeyi anlat. Anlat ki o da bilecek İbrahim Paşa'nın hırsını, hedefini. Hesabın yok kardeşim. Sadece benimle var. Hadi anlat. Şahsuvar Hatun. Cezanı çoktan çekmeliydin. Cezan geciktikçe zulmün arttı. Söyle. Nerelisiniz siz? Ceneviz. Ne iş tutarsınız burada? Parasızlık. Yoksa burada ne işimiz var? Çalışırız. Bana güçlü kuvvetli adamlar lazım. Kılıç keseyim. Aradığım adamlarsınız. Ne ararsın? Kılıç savuracak adamlar ararım. Bana daha fazla adam bulursanız. Bu kesedeki altınlar sizin. Öldürdüğünüz adam başına bu kesedeki altınlardan daha fazlasını alırsınız. Arkalı İbrahim Paşa vurulmadı. Her şey bir oyundu. Loria ile tertiplenmiş bir oyun. Loria'nın yaşaması, konuşması Pargalı'nın bütün oyununu bozacaktı. Loria konuşur mu? İtiraf eder mi? Eder. Çünkü Pargalı Doria'yı da sattı. Peki ya sen Şahsuvar? Bunları hünkârımızın huzurunda itiraf eder misin? Pargalı İbrahim Paşa hepimizin sandığından daha da güçlü. Şimdi burada dersem ki itiraf ederim, korkarım ki canımdan olurum. Oraya gitsek, derhal konuştursak. Elimizde değil Doria. Paşam. Söyle evladım. Deli Cafer namında biri. Eczacılardan zehir terkibini sordururmuş. Deli Cafer kim ola ki? Hayrettin Reis'in alanlarında. O halde Doria Hayrettin'in elinde. Panzehir de benim elimde. Kemakeş. Derhal gidip Hayrettin'le konuşalım. Evladım. Hem kızım Şükufe'yi hem de kardeşim Şahsuvar'ı tutuklayın. Sanakta Şahsuvar Sultan'ın odasında kalacaklar. Asla kimseyle görüşmeyecekler. Yanlarına da kimse girmeyecek. Baba.
ikimizin de hem uslu durması için hem de hayatından emin olmam için bu şart. Gördüğün gibi komutanın hayatı avuçlarımın içinde. Şimdi sana saygı duyarım çünkü komutanın hayatı için tas edersin. Leventlerim de benim için aynını yapardı. Bana verilen emir bu. Ben emirleri dinlerim. Şimdi eğer komutanın hayatını düşünürsen Luzzatto'yu ve elindeki haritayı bana getireceksin. Lakin Luzzatto'nun elindeki haritayı kolay kolay vereceğine inanmam. Kesin bir kalleşlik yapacaktır. Bu hususta size bir garanti veremem. Lakin bir kalleşlik olur ise ben Dorian'ın öleceğine garanti veririm. Benden ne istiyorsunuz? Eğer Luzzatto buluşmaya bir tertip ile gelirse bana işaret vereceksin. Nasıl bir işaret? Anlatacağım. Bana mühim malumatlar getirdin. Takdir edeceksin. Benden ne yapmamı emredersiniz paşam? İkisini de buraya getir. Emredersiniz. Yaralar iyileşir. İhanetlerin açtığı yaralar kapanmaz. O zaman hepimiz yaralıyız. Çünkü hepimiz ihanet uğruyoruz. Ne istiyorsun? Kimsenin işitmemesi gerek. Kapıyı kapatın. Kimse takip etmedi beni. Korkma. Korkacak bir şeyim yok. Artık kılıç tutan adamlarım var. Barbaros'la konuştum. Seni bekliyor. Haritayı da. Ona haritayı vermeyeceğim. Doria'yı elinden alıp ona ölümü vereceğim. Barbaros'la konuştum. Her şeyi biliyor. Her şeyden haberi var. Hiç ehemmiyeti yok. O yaranın gerçek olmadığını da biliyor. Hayrettin görüldüğü yerde adamlarımca öldürülecek. Yaranın yalan olduğunu söylerse bence gerçek olur. Hazretleri biraz istirahat etmek istiyorlar. Müzik
Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yahya Efendi. Size hangi rüzgar attı böyle? Orhan. Her şey allak bullak Yahya Efendi. Hayrettin Paşa dışarıda küffara kılıç sallaması gerekirken burada ayak oyunlarıyla uğraşır. Biz de bu kadar adam ona çare olamayız. Oturun hele. Oturmasak. Oturun, oturun. Ben bir kahve söyleyeyim. Ne diye oturursun paşa? Vakit mi var? Otur dedi, oturacağız. Sen neden çekinirsin? Gözlerinden. Öyle derin bakıyor ki, insanın her şeyi bırakıp bu tekkede derviş olası geliyor. Biraz konuşunca Yahya Efendi'ye derviş olmaktan daha büyük bir makam yok gibi oluyor. Öyle de zaten. Biz ona derviş olamayız paşa. Gücümüz yetmez. Dert nedir? Türlü oyunlar Yahya efendim. En zor mesele. Nasıl çıkacağız bu işlerin içinden bilmem. Buyur paşam. Eyvallah. Afiyet olsun. Buyur paşam. Buyurun efendim. Behlül-i Dana bir gün kardeşi Halife Harun Reşid'in yanına gidip kendisine bir vazife ister. Harun Reşid de ona çarşı pazar ağalığını verir. Behlül hemen işe koyuldu. Önce bir fırına gitti, birkaç tane ekmek aldı. Ekmekleri tarttı. Ekmekler okkasından noksan geldi. Dönüp hemen fırıncıya sordu. Hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Çoluk çocuğunla ağzın tadı nasıl? Adam tüm sorulara olumsuz cevap verdi. Behlül oradan çıkıp başka bir fırına gitti. Orada da birkaç ekmeği tarttı. O ekmekler okkasından daha fazla geldi. Eksik gelmedi. Bu kez aynı soruları bu fırıncıya sordu. Fırıncı da olumlu cevap verdi. Behlül başka bir yere gitmeden Halife Harun Reşid'in huzuruna varıp yeni bir iş istedi. Harun Reşid, Behlül daha demin sana iş verdik. Ne çabuk bıktın dedi. Behlül Dana durumu izah etti. Çarşı pazarın ağası varmış. Ekmekleri tartmış, vicdanları tartmış. Buna göre herkes hesabını ödemiş. Ceza ve mükafatları verilmiş. Bana ihtiyaç kalmamış. Yani bize lüzum yok mudur? Hayır, aksine vicdanlar doğru tartmaz. Bu sebeple size ihtiyaç var. Evvela Kemankeş Paşa. Buraya derviş olmayı unutacaksın.
Senin vazifen paşalık. Günahınla, sevabınla. Kapımıza dervişlik için gelsen, seni içeri almam. Vallahi buraya geliş muradımız başkaydı. Hayrettin Reis'i soracaktık. Lakin sizi görünce... Tekke'de derviş olmak kolay. Şehirde olacaksın, Kemankeş Paşa. Yahya Efendi. Kemankeş Paşa'nın buradan benimle çıkmasını hallettik madem. Hele videoyu verin. Hayrettin Reis'i nerede buluruz? Ha? Belki onu bulursak bu iftiralardan kurtarabiliriz. Suvar Hanım, size yemek getirdim. Çok üzülüyorum böyle bir vaziyette olmanıza. Hep iyilik gördük sizden. Olur bazen öyle şeyler. Çark döner. Düşersin. Bu sefer pederimin gazabından bizi kimse kurtaramayacak. Bir kurtaran çıkar. Bize yardım et. Biz de sana yardım edelim. Kapı kulu olmaktan kurtuluruz. Ne kadar? Çok. Altın. Altın. Ben askerleri uzaklaştıracağım. Sizi buradan çıkaracağım. Hayrettin Reis, sakin ol. Yalnız geldik. Yerini de Yahya Efendi'den öğrendik. Endişe etme. O sana zararı dokunacak bir işin peşine düşmez. Evvela bu fanzehiri al. Bu keferenin yaşaması işine geliyorsa yaşat. Yoksa bırak ölsün. Cafer. Paşam, terkibinden emin miyiz? Zehri bizzat kardeşim Şah Suat terkip ettirdi. Panzehri de ben. Merak etme, iyi gelecektir. Seyit Ali nasıl? Henüz zindanda. Ama korkarım gecikirsek yakında idam edilir. Var mı? Pargalı İbrahim çıktı mı ortaya? Pargalı yara almamış. Almadı zaten. Bizi uyuttu. Evvela temize çıkalım. Bu kefere uyansın, hünkârımıza götürelim. Diyelim ki, hünkârım, Pargalı'nın yarasına bakalım. Vaziyeti nedir görelim. Ayas Paşa, evvel halletmemiz gereken mühim bir mesele mevcut. Şu ada haritasını getirecek Nuzattu. Biz de Dorya yerine Lord Shears'i götüreceğiz hünkârımızın huzuruna. İtirafçı olarak. Benim.
Allah! Kaçmakla iyi mi ederiz? Hayır. Ama sen teklif ettin. O vakit bu adamın satın alınmış bir adam olduğunu bilmezdim. Kim satın almış? Bilmiyorum. Sen nasıl anladın? Altınları nasıl vereceğimi sormadı. Belli ki umurunda değil. Bizi birine götürüyor. Ama kime? Allah, kaçalım, kurtulalım buradan. Eğer gideceğimiz yer babanın konağından daha kötü olsaydı... ...bizi çoktan öldürürdü. Belli ki bir pazarlık dönecek yine. Ortada bir pazarlık varsa... ...benim bildiğim en iyi şey demektir. Bizi çok uğraştırdın Rosato. Sen bizim karşımıza çıkmasaydın... ...şimdi Luna da ben de burada olmayacaktık. Başka diğerlerde başkasının başına belalar saracaktın. Sen emir aldığın kişiye bile ihanet ettin. Ben onu senden korumaya çalışıyordum. Ama o hep... ...sana doğru koştu. Artık şu takası yapabilir miyiz? Çıkacaktık ve adamları burayı basacaktı. Bana niye ihanet ettin? Çünkü yaptığın tertiple Dorian'ın hayatını riske attın. Cafer, harita. Sözümü tutarım. Orayı sana vereceğiz. Canından emin olacaksın. Lakin hünkârımıza gidip itirafçı olacaksın. Sözümü tutmamı istersen yapacağım budur. Nasıl derseniz. Ama Doria vaziyeti... Panzehir verildi. Kendisine gelecek. Dışarıdaki adamları nasıl bertaraf edeceğiz? Siz çıkmadan saldırmayacaklar. Öyle mi? Öyle. Adamlar nerede? Dışarıda. Ormanlık yerde. Hala. O vakit biz saldıracağız. Hadi Cafer, sen haritayı Piri Reis'e götür. Bayas Paşa, sen de Lord Şef'i hünkârımızın huzuruna çıkart. Seyda Ali'yi ipe götürmeden yetiş. Eyvallah. Turgut. Kandiyeli, Yareli, vaziyet alın. Cenk edeceğiz. Paşam. Paşam.
Paşam, beni duyuyor musunuz? Kabul buyurduğunuz için minnettarım. Kim bu? Kiev efendi. Yüzünü yerden kaldırma. İzin verilmedikçe de konuşma. Hünkârım, Şarki'nin lordlarından. Amiral Dorian'ın hizmetinde. Size Hayrettin Reis'e oynanan oyunu anlatsın diye getirdim. Anlat. Dorya ve Pargalı İbrahim Paşa bir tertip peşindeydi. Kemankeş Paşa. Tertip neydi? Hünkârı öldürmek için konuştular. Hünkâr limana geldiğinde bir tertip yapılacak ve toprağın altında bir humbara patlayacaktı. Neden vazgeçtiler? Pargalı İbrahim Paşa hiçbir zaman böyle bir tertip düşünmemiş. Sadece bizi kandırmak ve kullanmak için öyle söylemiş. Pargalı İbrahim Paşa'nın tertibi neydi?
herkesin Barbaros'un yaptığını zannedeceği bir suikast. Kendisine. Asıl tertip etti. Barbaros'un adamları beni tanıyordu. Limanda suikast ihbarı varken beni orada gördüklerinde ateş edeceklerini biliyordu. Limana geldim. Kendimi Seyid Ali'ye gösterdim. Seyid Ali beni gördüğünde ateş etti. Zaten sadece silah sesi duyulması kafiydi. O halde Pargalı İbrahim Paşa'nın nasıl üstü başı kan içindeydi? Parasını bilmem. Söyleyeceklerim de bildiklerim de bu kadar. Peki Barbaros'un bana verdiği söz yerine getirilecek mi? Ne söz? Hünkârım, Hayrettin Reis bu keferelerden ada haritasını almak için bir pazarlığa oturdu. Çiev size itirafta bulunacak ve Dorya'yla serbest kalacaktır. Onun sözü yerine getirilecek mi? Biz paşamızın verdiği sözü mutlaka tutarız. Bu iş hakikate erene kadar bekleyeceksiniz. Sonra ikiniz de memleketimi terk edeceksiniz. Götürün. İbrahim Paşa hiç yaralanmamış mı? Öyle görünmekte hünkârım. İbrahim Paşa'nın hanesine gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur reis. Hazır mıyız? Hazırız reis. Bizimle kim gelecek? Turgut Reis, Yar Ali ve Kandiyeli. Seyid Ali. O da olaydı keşke. Onu bekleyemeyiz. Deli Cafer de gelse iyi olacak. Peki. Nasıl istersen. Derviş Baba ve Yahya Efendi seninle konuşmak isterler. Yan taraftalar. Peki. Peşinde olduğumuz bu ada hakikattir. Lakin bir mesele daha var. Bugüne dek hünkârımızın huzurunda çok iftiraya maruz kaldın. Ama her defasında hakikat ortaya çıktı. Şimdi bu haritaları almak için gideceğin kalede bir mesele var ki büyük bir muamma. Nedir? Cem ne gam oldun ise yarın eşeğinden ırak. Kişiyi devri felek cevri vatandan çıkarır. Bu beyt kimin bilir misin? Cem dediğinize göre Cem Sultan mı? Evet. İyi dostlar beni ancak matem eyleniz. Eyle tutun ki gurbet içinde ben ölmüşem diyen Cem Sultan'ındır. Cem Sultan, Beyazıt'a isyan edip Vatikan'ın eline esir düştüğünde orada öleceğini biliyordu. Kader o ki orada evlatlar oldu. Yani şehzadeler. Evet. Vatikan hem Cem Sultan'ı hem de şehzadeleri Osmanlı'ya karşı hep bir tehdit olarak kullandı.
Devletin en hassas olduğu mesele buydu. Şimdi senin gideceğin kalede Cem Sultan'ın şehzadelerinden biri tutulur. Ve o kaleye gittiğin hünkârımız tarafından duyulursa büyük bir dedikodu çıkar. Bari şehzadeyi kurtarıp payitahta getirip tahta çıkaracağıma dair. Hayrettin'im, hem hünkârımızın hem de devletin en hassas olduğu konu budur. Kaldı ki orada şehzadeyle karşılaşabilirsin. Ya senden kurtulmak için yardım ister, ya da sana kılıç çeker. Halini ahvalini bilen yok şehzadenin. Peki ya ne edeceğiz? Hayrettin'im, evvela o adaya gittiğin mutlak gizli olmalı. Oraya gittiğinde eğer şehzadeyle karşılaşırsan onu kurtarmak da mesele, öldürmek de. İşte senin asıl imtihanın bu evlat. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Vaziyet nedir? Hala vaziyeti kötü. Mermi arıza hayat vermiş. Hünkârım, bu mümkün değil. Yarayı aç. Mermi derindeydi. Yarayı kesip çıkarmak zorunda kaldık. Kesik o sebep. Şimdi söyleyin, kim kandırıldı paşa? Siz mi beni kandırmaya kalkarsınız, yoksa siz mi kandırılırsınız? Gayrık yeter. Hayrettin Paşa derhal huzuruma getiriniz. İbrahim Paşa'ya kurşun sıkan adamın da kellesi vurulsun. Argalı İbrahim Paşa'yı bıçakladım. Sen mi yaptın? Öldü mü? Gittiğimizde yaralıydı. Çok kan kaybetmişti. Oradan kaçtık, buraya geldik. Siz neden kaçıyorsunuz? Hem Argalı İbrahim Paşa'dan hem de ağabeyimden. Etrafımda kimse kalmadı benim. Benim de. O vakit birlikte olmamız lazım.
payitahttan çıkartacaksın. Ağabeyim artık bize dokunmasa da Harkalı İbrahim Paşa bizi yaşatmaz. Tabii o yaşıyorsa. Sen kal. Hünkârım, yetişemedik. Hayrettin Reis bir gemiyle gitti. Kaçtı mı? Bilmiyorum. Lakin yetişemedik. Çok kelle gidecek paşa. Çok. İhmali olanın, ihanet içinde olanın. Durmam, alırım. Lakin hünkârım. Lakin Hayrettin'e hala itimadım var. Hünkârım affedin. Lakin Hayrettin Reis'le çok iş tuttuk. Makamımın ona verilmesine rağmen Hayrettin Reis'in size ihanet edeceğini düşünmemekteyim. Hayrettin Reis. Merakım mazur gör lakin. Nasıl bu kadar oyun içinde, bu kadar dümen içinde doğru yola gidersin? Var mıdır bir sır? Bizim de bir yol gösteren kutup yıldızımız var elbet. Ne o? Allah'ın hükümleri. Peygamber Efendimiz'in sözleri. Sahabenin hayatı. İrfan yoldaşlar. Misal Derviş Baba. Misal Yahya Efendi. Eyvallah. Eyvallah da niçin devlete küsmez? Bunca beladan sonra adam sen de değil. Cezayir. Sultanı olduğun memlekete gitmez. Benim için devlet tektir. Tek bir devlet vardır. Osmanlı Devleti. En büyük. Sancağımız birdir. Tektir Kabe'miz. Tevhidin peşindeyiz. Parçalanmayalım. Bölünmeyelim ki inancımız da yükselsin. Haydi. Demetlere de söyle dinlenelim. Bildiğimiz vakit büyük bir cenk bekler bizi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Siz gitmediniz mi? Gitmedik Yahya Efendi. Hayrettin Reis istemedi. Pargalı, yaralı yatıyormuş. Biz vurmadık dedik. Lakin hünkârımız bizzat teyit etmiş. Ölüm döşeğindeymiş. Seyid Ali? Sokakta idam edileceği konuşulur. Hünkârımız öyle şey yapmaz. Adaletsiz iş yapmaz. Öyle bir laf konuşuluyorsa sizi ve de Hayrettin Reis'i bulmak içindir. Ne yapacağız? Bilmeyiz. Sevdiği nasıl kurtaracağız? Bilmeyiz. Vaziyet ciddi. Pargalı eğer ölüm döşeğindeyse hünkârımız bu hususta gözüne inanacaktır. Aynel yakin olana inanacaktır.
O vakit ne eder o gayrı şey? Lakin göz göre göre kardeşimiz ölüme koma yok. Bir süre herkes istihbarat almakla uğraşsın. Herkese sorun, arayın, tarayın. İbrahim Paşa'yı, onun adamlarını, hekimleri, onlara selam verenleri, herkesi soruşturun. Ama gizliden. İnşallah bir iz bulunacak. İnşallah. Çeri. Ne oldu? Ben geldiğimde yerde yatıyordunuz paşam. Hünkârımız sizi görmeye geldi. Hekim efendi de bıçak yarasını gösterip ameliyattan dolayı olduğunu söyledi. Bir insan bir bıçak darbesine sevinir mi? Ben sevindim şimdi. Yaranın yalan olduğunu söylerse bence gerçek olur. Belki zorlarsan o hançeri saplarsın Luna. Lakin ben o darbeyle ölmem. Ben ölmezsem sen ölürsün Luna. Ama bırak o hançeri. Ben saplayayım. Bir insan böyle bir şeyi niye ister ki? Her şey daha gerçek olsun diye. Madem beni öldürmeyi azmettin, öyle davran. Herkese karşı öyle davran. Artık benim yaralandı. Hünkârımızın tek bir şek ve şüphesi yok ya. Yani. Vatikan'ın kütüphanesi. Bütün sırları burada mevcut. Kimsenin haberi yok değil mi burada olduğumuzda? Şükür be. Amma korktun ha. Belli ki sen de korkmuşsun Salih Reis. Tez vakit gelmişsin. Canımı zor kurtardı. Şerken'in sarayında işler karıştı. Sonra anlatırım. Evvel işimizi tamamlayalım. Hedef ne Reis? Vatikan kütüphanesine girmek. Haydi. Sarayından takip edilmediğine eminsin değil mi Salih Reis?